Merhaba arkadaşlar ben bu ara bugün sizlerle Türkiye sigortayı inceleyeceğiz. Tur son durum ne? Düşer mi? Yükselir mi? Uzun vadede fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. Türkiye sigortaya bugün güne 7.35 seviyesinden başlangıç yaptı. En yüksek 7.43'e gitti. Devamında da 6.57 kadar indi. Ve günlük kapanışın 6.69 seviyesinden yaptı. Teknik olarak baktığınızda şu anda 34 günlük hareketli ortalama ve 13 günlük hareketli ortalamayı takip ediyor olacağız arkadaşlar tepkinin geldiği nokta önemli 661 bunun altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Ancak bunun altında kalırsa da bir kademe daha ineriz 620 6 seviyeleri hedef haline gelebilir. Hemen bir Fibonacci düzeltmesi çekelim. 4'lerden başlayan yükseliş 8.34 sonlanmış ve hisse şu anda bu yükselişin %50'sini geri almış. Hatta bu mumda gördüğünüz gibi bir iğne atıyor ve buradan bir tepki geliyor. Şu anda da %50 618 düzeltmeye takip ettiğimiz için 664 yani burada 34 günlük hareketli ortalama 660 ve 664 destek takip edilebilir. Bunun altına kalırsa bir kademede 624'e kadar bir geri çekilme beklenebilir. Ancak buradan oluşan alımlar yukarı yönlü hareketlerini sürdürürse o zaman hemen 13 günlük hareketli ortağın üstüne kalıp kalmadığı kontrol edilecek. Bu da 7.23 seviyesi. 7.23'ü geçebilirse o zaman düşüşlerin durduğunu ve düşen kanalın kırıldığı için yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenecektir. Ee, uzun vadede düşünen arkadaşlar, orta vadede uzun vadede düşünen arkadaşlar bu bölgelerden kademeli alım yapabilir. Bu kademeli alımlarda 6.61'in kırıl kırılmadığı, yukarıda da 7.23'ün geçirip geçirmediğini takip edilecek. 7.23 geçirirse bekleme daha iyi olacaktır. Çünkü bunun üstündeki fiyatlamalar biraz daha yukarı yönlü devam etmesi beklenir. Eğer ki 7.23'ün üstünde de 7.94 yani şunu düzeltelim hemen şöyle 7.90, 7.95 seviyesi geçirirse en son zirve geçip geçmedi önemli olacak. Geçebilirse zirvenin üstünde fiyatlama yapmaya başabilirse o zaman 2-3 puanlık bir yükseliş koyun arkadaşlar. O da 10-11 seviyelerini hedef haline getiriyor. 8.34'ün üstünde 10 11 seviyesine doğru bir yükseliş beklenir ve hedef fiyatı olacaktır. Ancak tabii ki teknik olarak şartlar açık. Burada ilk etapta 723 geçilmesi gerekiyor. Devamda 794 95 ve 834 en son zirve geçirirse rahat olabilirsiniz. Ondan sonra kademeli yükselişler sürecektir. Burada da hemen sert bir yukarı hareket beklemeyin arkadaşlar aslında yarınki açılış bu konuda önemli olacak bir nevi bize yönü verecek. Şurada olduğu gibi bir yatay kanalı da dönüşebilir. Ancak önemli olan buranın kırması. Burayı kırarsa o zaman düşüşlerin durduğunu ve yukarı yönlü hareketlerin devam edip etmeyeceğini 7.23'ün üstünde 13 günlük hareketli ortalama 7.23'ün üstünde takip ediyor olacağız. Teknik olarak aslında Türkiye sigorta için söyleyeceklerimiz bunlar orta ve uzun vadede düşünen arkadaşlar, risk almak isteyen arkadaşlar buralardan kademeli alım yapılabilir. 7.23'ün üstünde pozisyonları korumaları 7.90 ve 8.34 dirençlerini takip etmeniz gerekiyor. Bunun üstünde kalırsa beklemene daha iyi olacaktır. Dediğim gibi 8.34'ün üstünde 10-11 seviyesi uzun vadede hedeftir. Teknik olarak söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.